sorular bugün Tonguç Akademi'de. Polinomlar sorularının ikinci setini çözüyoruz. Hazır mısın Tonguç? Hocam ben hazırım. Siz hazırsanız başlayabiliriz. Evet. Oh! Başlatıyorum Eda. O zaman şimdi Tonguç'um, hangileri polinom belirtir demiş. Bir kere polinom sorularında şunu bilmemiz gerekiyordu. Polinom olabilmesi için x'in üstlerinin hepsinin tam sayı, doğal sayı olması gerekiyordu. Bak, burası 4, burası 3, burası görünmez bir 1 var. Hepsi doğal sayı değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu zaten sabit sayı olduğu için o tamam sayılır. Dolayısıyla bu bir polinomdur Tonguç. Evet. Bunda problem yok. Buna bakarsak eğer sabit sayılar her türlü polinomdur Tonguç. Tek başına sabit sayı da polinomdur. Şimdi Tonguç, şuna bakalım bir de. Bak, bunun üzerine 1 var, eyvallah. Ama bunu şöyle yazabilir miyim? 4x artı 6 çarpı x üzeri eksi 1 diye. Hani bunu yukarı çıkartırsam. Artı 8 diye. Bu doğal sayı değildir Tonguç. O zaman bu bir polinom belirtmez. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Ve aynı zamanda x üzeri 3 eksi 1, tamam, bu doğal sayı. Bu da bir doğal sayı ama bunu buna böldüğümüz zaman Tonguç, bu x üzeri 1 var ya, evet, yukarı çıktığı zaman ne çıkıyor Tonguç'um? X üzeri eksi 1 diye çıkıyor. O zaman bunu şöyle yazabilir miyim? 2 x üzeri eksi 3, x üzeri 3 eksi 1 çarpı x 1 artı 4'ün eksi 1. kuvveti mi Tonguç? Evet hocam. Bu eksi 1. kuvvetle çarpılınca burada bunun sonucu mutlaka negatifli bir şey çıkıyor. Dolayısıyla paydada x varsa bu polinom olamaz Tonguç. Bunu anladım, unutma, tamam mı Tonguç? Hocam. Evet evladım, o Ding zaman dong. Bir tane mesaj gelmiş. Bakalım kimden gelmiş? Çok meraklandım. Hilal Taşdemir. Taşdemir. Ha, ben nasıl anladım? Ama öyle kısaltmış herhalde. Sizin yani. Sayenizde matematiğim yükseldi. Teşekkürler Hilal'cim. Matematik yükselmez hocam. Matematik artar. Pardon, yanlış oldu, attım. Notları yükseldi galiba. Notları yükseldi. Ha, pardon. Vay, hemen güzel. Anlatım bozukluğunu keşfettin orada değil mi? Yok hocam, estağfurullah. Seni gidi. Talha Hoca'yı çok dinliyorsun tabii. Aynen hocam. Tonguç'um bak. Bir kere copy paste olayı denilen olayı burada yapacağız. Bak burada o yazmış hocam. Copy paste. Ne demek biliyor musun? Yerine yapıştır demek evladım. Şimdi mesela şöyle bir ifade vermiş. Böyle çok karma karışık. Bunu görünce insan böyle öf be diyor değil mi? Yani içinden böyle evet, bir öf be diyorsun. Ama bak, px bir polinom ise m kaçtır dediği zaman şunu yapacağız. Tonguç, bir kere bunun sıfır yapan değeri nedir Tonguç? X eksi 2'yi sıfır yapan değer. X eşittir 2'dir değil mi? Evet. X yerine 2 yazarsak burası böyle komplece sıfır olmaz mı? Doğru. Hadi yazalım. X yerine 2 yazalım. Burası sıfır oldu değil mi? Komple gitti. Eşittir. Çünkü sıfır çarpı bir şey sıfırdır. X yerine 2 yazıyorum. 2 üzeri 4 eksi 2 çarpı 2 üzeri 3 artı 5 çarpı 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 artı m eksi 7. Sadece o zaman ne yaptım Allah aşkına? X yerine 2 yazmadım mı burada? Copy paste. Burası sıfırlandı mı? Burası her taraf sıfır. Yok oldu değil mi burası? Yok oldu. Burada da x gördüğüm yere 2 yazdım. Pat 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 yazdım. Son durumda bunun sonucu 0 çıktı. M'yi bulabilirim artık. 16 eksi 16 artı 20 eksi 12 artı m eksi 7. Sadece işlem ve matematik cebir yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Anladım. Bunlar birbirini götürdü. Bunun cevabı 8'dir. 8 eksi 7 de 1'dir. O zaman m dediğimiz sayı cevabı eksi 1 çıkıyor Tonguç. Anladım hocam. Anlaştık mı? Çok basit bir soruydu. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bak, o üçüncü dereceden bir ben soru. Bakalım ne yapacağız? Hayır evladım, sakin ol. Şimdi demiş ki bunun karesini alırsak akşama kadar bu soruyu anca çıkartırız. Çok uzun sürer. O yüzden ikinciye kadar çıkardım hocam. Evladım, bunun karesini alırken şöyle bir şey yapacağız. İfadesinde x üzeri dörtlü terimin katsayısını soruyor bize. Şöyle düşüneceğiz. Bu aslında bunun karesi demek, kendisiyle çarpılması demek değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi bunu böyle bir yazarak daha rahat görürsün diye kendisiyle çarpılmasını bir yazalım. Sen de sınavda yaz. Çünkü garanti yapmak için yazacaksın bunu evladım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben de sana şu anda laf kalabalığı yapıyorum ki zaman kazanıyorum. Tonguç bak. Şimdi hocam bu nedir şimdi? Bu insanlar bununla mı çalışıyor? Yani insanlar böyle oklar çıkarıyor. Yazıktır mesela. Hocam. Bununla bunu. Yazıktır ya. Bununla bunu. Allah'tan bununla babam bunu. Zengin hocam ya. Yani bunları okumak zorunda değilim hocam. Saçmalama evladım. Ne Bu alakası nedir var? Hocam? Öyle konuşma. Bak Tonguç. Şaka bana, babam Bununla zengin ya. hepsini çarpıyor muyum Tonguç? Bununla da bununla hepsini çarpıyor. Ya işsizlik değil mi bu ya? Yani Bunun kolay bir insanlık yolu bitmiş olmak hocam. zorunda. İnsan bu zulümdür yani. Şimdi kolay yolda şu Tonguç'um. X üzeri dörtlü terimi soruyor. Bana her şeyi sormuyor. Sadece x üzeri dörtlü terimi soruyor. Bak, bununla bunu çarparsam x üzeri sekizli çıkar Tonguç. X üzeri dört ile x üzeri dört çarparsam x üzeri sekiz çıkar. O zaman bununla
çarpılacak bu ifadenin sonucunda x örtü çıkmaz. Peki bunlar ne çarpılırsa x örtü çıkar? Bu abicim. Anladım hocam. Anlaştık mı? O zaman bak bununla bunu çarparsam yani 2x üzeri 4 ile eksi 7'yi çarparsam x üzeri 4'ü çıkar. Hatta ne çıkar yazalım. Eksi 14 x üzeri 4 çıkar. Bak çıktı mı? Çıktı hocam. Şimdi peki bununla neyi çarparsam buradan x üzeri 4'ü çıkar? Bunu. Doğru. Düşünsene bak bu x üzeri 3 bu x ile çarparsam x üzeri 4 çıkar. Mantıklı. O zaman yazıyorum. Eksi 5 x üzeri 3 çarpı eksi 3 x. Hatta çarpalım ne der? 15 x üzeri 4 çıkıyor. Tamam mı Tomuş? Tamamdır hocam. Peki bununla neyi çarparsam buradan x üzeri 4'ü çıkar? Bunu mu, bunu mu, bunu mu, bunu mu, bunu mu? Tabii ki de x kareyi, x kareyi çarparsam. Çünkü bununla çarparsam x üzeri 6 çıkar. Bununla çarparsam x üzeri 5 çıkar. Bununla çarparsam x üzeri 4. Çünkü o zaman, üstler toplanıyor. X kare artı x kare eşittir x üzeri 4. Aynen. İşte zeka, işte Albert Tonguç. Gerçekten efsane. Peki bununla neyi çarparsam Tonguç? Eksi 3 x ile de x kübü çarparsam. Çünkü onun üzerine görünmeyen biri var. Evet. Sonuçta 15 x üzeri 4 çıktı tekrar Tonguç. Doğru. Şimdi bununla da aynı şekilde bunu çarparsam Tonguç. O zaman eksi 7 ile de 2 x üzeri 4'ü çarparsam eksi 14 x üzeri 4 çıkar. Şimdi bayağı uzun sürdü biliyorum. Şimdi bunları toplayalım Tonguç. Bu ne eder? 30 eder. Bir tane daha 31 eder. Eksi 14 eksi 14 eksi 28 eder. Cevabımız 3 x üzeri 4'müş. Kat sayısı da Tonguç'um. 3'müş. Tamamdır hocam. Evet. Şimdi Tonguç geldik. Sen ne güzel. Ne yapıyorsun şu anda? Araba vapurundan iniyorum araba hocam. Araba vapurundan karaya çıkıyorsun. Evet. Orada akrabalarımı ziyarete gittim hocam. Nerede evladım? Hocam benim Bursa'da. Bursa'da evet. Bursa'ya araba vapuru gidiyor bilmiyorum da. Yani Yalova'da var hocam. Yalova'da halam var. Oradan buradan ellerini öpüyorum halamın. Bir tanedir hocam halam. Her gittiğimde bana normal 8 kilo yemeği yedirir hocam sofraya oturduğumda. Halalar genelde öyledir. Halalar anladım. Benim halam da gittiğimde Yalova'ya beni hoş geldin oğlum der. Başka bir şey demez. Sürekli ağzıma yemek sokar hocam. Aferin evladım. Neyse iyi başka bir şey yapmıyor. Px dediğimiz bu. Qx de buysa eğer. Px eksi 1 nedir demiş. Tonguç ya Px eksi 1 dünya basiti bir şey. Neden diyeceksin? X gördüğün yere x eksi 1 yazacaksın. X eksi 1'in karesi eksi x eksi 1 artı 4. Px eksi 1'i bulduk bile. Evet. Eksi demiş. Q2x artı 1 sormuş. Qx'i vermiş ya bize. 2x artı 1'i bulunmak için şöyle bir paranteze koyalım bunu da. Eksi 3 çarpı 2x artı 1 yazacağım. Bak burada da x yerine 2x artı 1 yazacağım. Anladım hocam. O zaman artı 1 diyorum. Cevabımız bu kadar Tonguç. X eksi 1'in karesini açarsam x kare eksi 2x artı 1 çıkar. Eksi x artı 1 parantezleri açtım artı 4. Bunların parantezini açarsam eksi 6x eksi 3 eder. Eksi ile çarparsak artı 6x artı 3 eder. Bir de bu eksiyle de bu dağıtılırsa eksi 1 eder. Cevabımız da çıkmış olur. Tamam mı Tonguç? Evladım bir soru daha artık son sorumuza geldik neredeyse. Güneş gözüyle yatıyorum gördüğünüz gibi hocam. Daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Evladım bu soru gerçekten insanı çileden çıkartacak gibi gözüküyor. Bu ne? Ben size bir şey söyleyeyim. Bence bundan sonra bir soru daha var. Bir tane daha soru olabilir. Evet. Şimdi Tonguç bak. Bunu çarpanlara verirsek x x diye. Bunu da 3, 2 diye ayırırsam eksi 3 ile eksi 2 diye yazabilirim değil mi Tonguç? Yazabiliriz hocam. O zaman bu 7x eksi 12 bölü x eksi 3 çarpı x eksi 2 diye yazabilir mi Tonguç? Evet hocam. Bunu ben a bölü x eksi 3 artı b bölü x eksi 2 diye yazdım mı Tonguç? Evet hocam. Tonguç'um bir kere şunu unutmayacağız. Bunların paydalarını eşitleyip toplarsam bu çıkar. O zaman bunu da x eksi 2 ile bunu da x eksi 3 ile genişletelim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım hocam. Tonguç'um bak bununla bunu çarparsam ne der? A çarpı x eksi 2 eder değil mi? Evet. Artı bununla bunu çarparsam b çarpı x eksi 3 eder. Bunun sonucu da ne çıkmış? 7x eksi 12 çıkmış. Doğru. Buraya kadar anladık mı? Bak bu konu integralde bile var. Bu çok önemli bir konu. Paydaları aynıydı ya. Paydalar birbirini götürdü. Artık bütün paydalar bak ne çıkacak? X eksi 2, x eksi 3. Burada da x eksi 3, x eksi 2 çıktı ya Tonguç. Pat 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 pat. Birbirini götürdü mü? Evet. Artık elimizde bunlar kaldı. Tonguç bir kere şunu unutmayacağız. Bak. A'yı B'yi bulmak istiyorsak, ilk başta A'yı bulmak istiyorsak ne yapacağız biliyor musun? B'yi yok edeceğiz. B'yi yok etmek için x yerine kaç yazmam gerekiyor Tonguç? 3. Bunu sıfır yapmak için x yerine 3 yazarsam yok olur değil evet. mi? X yerine her yerde 3 yazalım. 7 çarpı 3 eksi 12 eşittir.
A çarpı 3 eksi 2 1 etmez mi Tonguç? 1 eder hocam. Burası da zaten 3 eksi 3'ten 0 Sıfır yok eder. oldu. O zaman 21 eksi 12'den 9 eşittir A çıktı. Anladım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi de A'yı yok edelim B'yi bulmak için. A'yı yok etmek için x yerine kaç yazmam gerekiyor Tonguç? 2. 2 yazarsam her yere 2 yazıyorum. 14 eksi 12 değil mi? 7 kere 2 Evet. 14. Eşittir. Zaten burası yok oldu Tonguç. Evet. X yerine 2 yazmıştık. O zaman B çarpı eksi 1 çıkar x yerine 2 yazarsam. Doğru. Sonuçta 2 eşittir eksi B. B eşittir eksi 2 çıktı Tonguç. Tamam mı Tonguç? Tamamdır O hocam. zaman A çarpı B de eksi 18 çıkar. O zaman sorumuzu da yaptık. Son sorumuz artık yeter. Bitiyor. Emin misiniz hocam son soru Valla olarak? bu sefer son soru. Bak annen de yemeğini hazırladı seni bekliyor. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç'um böyle kazık bir ifade bunu görsen rüyana girecek bir ifade değil mi Tonguç? Ben böyle X tür süre soruları 36. boş bırakıyorum hocam. Aferin dördüncü derece bir soru zaten bu. Elan ama artık boş bırakmayacaksın. Tamamdır. X Sayenizde üzeri hocam. aferin Elan. X üzeri 9 eksi kök 2 ile bölümünden kalan dediği zaman hemen bunu sıfıra eşitleyecektim. Ne ile bölümünden kalan derse desin onu sıfıra eşitliyorum. O zaman X üzeri 9 kök 2 olmuyor mu Tonguç? Bunu karşıya attım. Hı. X üzeri 9 gördüğüm yere kök 2 yazacağım. Bak hemen bunu şöyle yazabilir miyim? X üzeri 36'yı x üzeri 9, x üzeri 9, x üzeri 9, x üzeri 9 yazabilir miyim? Doğru. Çünkü toplamları 36 eder. 4 kere 9, Eksi 36. 5 çarpı bunu da x üzeri 9, x üzeri 9 yazabilir miyim Tonguç? Yazabilir. Eksi 7. Sabitlerim. X üzeri 9 zaten kök 7 ya Tonguç. O zaman 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çıktı mı Tonguç? Doğru. Eksi 5 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çıktı mı Tonguç? Çıktı. Eksi 7. Yahu kardeşim kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı kök 2 2'dir zaten. 2. Bu da 2'dir zaten. Bu da 2. Bu da 2'dir zaten. 2 2 2 8 eder. Eksi 2 zaten 5 ile çarpılırsa 10 eder. Eksi 7 eşittir. Ya ne basit bir soruymuş ya. Yani Aynen. yapmadığın için pişman mısın Tonguç bu Aynen soruyu? hocam. Boş boşuna zor diye korktum. Halbuki ne kadar? Tonguçakademi.com'da bütün videolar kategorize bir şekilde unutma ve üye olmayı ihmal etme. Tamam mı Tamamdır Tonguç? hocam. Hemen iyi oluyor. Ödüllü sorumuzu yap ama bu videoyu da paylaş evladım arkadaşlarına. Ayıp ediyorsun Tamam, ya. paylaşıyorum hocam Ödül hemen. sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım evladım.